artık klasikleşen bir soru oldu. Ancak ben bu sektörde teknolojiyi nasıl kullandığınızı öğrenmek istiyorum. Gelişen teknolojiler sektörü nasıl etkiliyor? Çok güzel bir soru bu Sami. Çok teşekkür ediyorum. Sektörüm için henüz erken. Çünkü ben sektörün maden bölümü derken yerüstü madencilikte çalışıyoruz. Şu anda faaliyet gösteriyoruz ama bir başka gerçek var. Hayatın gerçeği o da şu. 2016 yılında Avustralya'da, ki ben o dönemde oradaydım, Melbourne'daydım. 2016 yılının 8 Kasım'ında Avustralya'daki Honda fabrikası son arabasını üretti. Ve o günden bugüne fabrika değişiyor, değiştiriliyor. Maden robotları yapmak üzere hazırlanıyor. Artık madenlerimizde robotlar çalışacak. Bu tabii çok sevindirici aslında. Hani istihdam düşünülmezse insan hayatı açısından çok çok sevindirici bir durum. Hem verimlilik artacaktır, hem maliyetlerimiz düşecektir diye düşünüyorum ama Türkiye bunun için, yani bizim için henüz çok erken. Yani bunu konuşmak için çok erken. Çünkü mermer zaten bu noktanın, maden sektörünün herhalde en gariban kısmında. Çünkü çok daha ağır sanayi kullanıyoruz biz. Ama yeraltı madenciliğinde, bir elmas madenciliğinde veya bir petrol madenciliğinde çok ciddi şekilde robotlara yer var, teknolojiye yer var. Ha, şu anda biz teknoloji kullanmıyor muyuz? Kesinlikle doğru değil. Biz teknoloji kullanıyoruz. Fabrikamda yüksek teknolojiyle üretilen ürünlerimiz var. Hiç el değmeden üretilen ürünlerimiz var ki çok önemli bu. Çünkü bir tane plakanın boyutu 180'e 183 metre. Bunun ağırlığı yaklaşık 2,5 ton. Şimdi 2,5 tonu istediğiniz kadar insan gücüyle hareket ettiremezsiniz. Tabii ki robotlarla hareket ettiriyoruz. Kah vinçler kullanıyoruz, kah yarı akıllı robotlar kullanıyoruz veya manuel robotlar kullanıyoruz. İnsan gücüyle çalıştırdığımız robotlar. Ama teknoloji vazgeçilmezimiz. Çünkü dağdan taşı sökmenin çok ciddi bir şekilde teknolojik ve bilgiyle buluşması lazım. Sadece teknoloji yetmiyor buna. Ve inanmayacaksın Sami, dağdaki taşla çeliğin savaşını doğa kazanıyor, taş kazanıyor. Çelik kaybediyor. Aynen böyle, çeliği parçalıyor taşlar.